Layer yapmışım. Meme ucuna. Meme ucu layer'ı. İsmini de yazalım da. Sonra... Meme ucu. Nipples. Nipple yazayım. Huyuna kim ya? Kore'de bir ünlü mü? Nedir huyuna? Ben bilmiyorum. Cahilliğimi bağışlayın. Devlet başkanı falan mı? Ha, pop grubu. Bilmem normal. Ağlattı, kemanı ağlattı abi. Gangnam Style'ı söyleyen adam mı Huyuna? Adı o muymuş o adamın? Gangnam Style'ı söyleyen adam deseydin en başından bu kadar uğraşmazdık. Bilmiyorum ki ben adının Huyuna olduğunu. Ben o adamın adını Gangnam diye biliyorum. Yurdun o tarafı. Kore'desin, Kore'de okudun, bir de yurdun mu vardı orada? Ne güzel sallamışsın ha. Öyle bir şey bende denk gelmiyor böyle o anda hani atma durumu. Hep planını kuruyorum. Biri bir şey sorduğunda tanımadığım birisi de ilk tanışacağımızda bir şeyler sorduğunda atayım diye. Tuhafiyeciyim diyeyim ne bileyim. O tarz bir hikaye uydurayım diye düşünüyorum hep ama. Hiç becermedim daha yapamadım yani. Ha, Gangnam'ı söyleyen PS'ye diye biri mi? Yoksa başka işler çok karıştı. Ebuzer hoş geldin. Nerelerdesin Ebuzer? Sensiz sanat yayınları akmıyor. Kahverengiden mi yola çıksan? Ha, hangi kahverengiden? Şu şeylikten mi diyorsun? Şuradaki kahverengiyi mi genel hatlara şey yapsan? Bu arada Karavigo var ya, üf. Karavigo hakkında gerçekten neden daha önce şey yapmamışım? Aklıma gelmemiş bilmiyorum. Hayatı adamı roman olur, roman. Ha, siyah beyaz diyorsun. Bir de Ebuzer sana bir şey soracağım. Mesela ben siyah beyazda Volume'u böyle siyah beyazda boyadığım da oluyordu. Sonradan renklendirmek için. Ama sonradan renklendirirken üstüne hangi kızın portresi? Şu bizim Judith mi? Daha bu şey kaba ya. Baksana yakına gireyim mi? Şeylerini çıkardım kabasını. Bu arada Hue Saturation'ın layer ayarını ben color yapıyorum. Şeyi color'ı etkilemesin diye saturasyon yapmıyorum. Onun farkını varsa bana anlatabilirsin. Ben şey bir tutorial'da bir şeyde color gördüm. Rengi etkilemesin sadece value'yu görelim diye. Saturasyon da mı aynı şeyi yapıyor? Farkını bak değiştiriyorum görelim diye bir fark göremiyorum. Sen görüyor musun? Bence yok. Aynı şeyi yapıyor muhtemelen. Aynen. Ha şey soracaktım sana işte böyle siyah beyaz boyayınca üzerine renklendirme yaparken siyah beyazı yaptık diyelim. Üstüne renklendirme yaparken yeni bir layer atıp mesela gördüğüm kadarıyla insanlar color modda renk atıyorlar. Ama böyle öyle yapınca böyle her şey color doç gibi böyle yaldır yaldır görünüyor. Kötü görünüyor evet. Onu nasıl şey yapmak lazım? Yani ben bu siyah beyaz moddayken mi renkli boyamalıyım? Yani altta renkli rengimi almış ve boyuyor olayım. Üstte de sürekli şeyimi açıp kapatayım mı? Hue Saturation'ı. Aynı seçeneği yapsa neden o seçeneği koysunlar diyorsun da o seçeneği her zaman bunun için kullanmıyoruz fedakar. Başka şeyler için de kullanılıyor. O zaman fark yaratıyor. Ben size neler neler anlatacağım. Neler neler anlatacağım. Toplaşın. Ben bir de şöyle bir şey buldum araştırırken. Şimdi bu adam işte ne zaman doğduğu, ne zaman öldüğü bilmem ne hepsi bir yerlerde yazıyor. Onları şey yapmıyorum ama genel olarak sürekli nerede bir bela var, nerede bir dert var. İlahi Karavigo gerçekten İlahi Karavigo diye okuyorum ama bakmadım nasıl okunduğuna. Böyle mi okunuyor? Karavigo diye mi okunuyor? Bakalım. Forva çalışıyorsa bakalım.
Yarabigio. Oku Forvo. Aa yok mu? 0 found. Allah Allah. Google'a kaldık yine. Caravaggio. Caravaggio. Yamilio. Caravaggio. Caravaggio. Caravaggio diye okuyacağız. Şimdi bunu ben araştırırken şöyle bir şeye denk geldim. Şeyi biliyor muydunuz? Beatrice Genci diye okuyayım mı bunu da? Sensi Genci diye yazılan bir ablamızın hikayesi Roma'da geçen. Bu bizim resimle alakalı. Öyle bir hikaye duydunuz mu Beatrice'le de ilgili? Bu Beatrice'in hikayesi. Beatrice de şu kız bu arada. Şu kızca. Bu resmi kim yapmıştı? Onu unuttum. Heh, şimdi bak neler olmuş. Şöyle bir hikayeyi şöyle bir bağdaştırmışlar birbirlerine. Şimdi bu kızın idam edilmesi gibi bir durum var 18-19 yaşındayken. Arap değil, İtalyan. Bu ablamız İtalyan, Roma'da yaşıyor. Francesco muydu neydi? Babası öyle bir adam. Kızının ve karısının gözleri önünde öldürüldü. Öyle değil. Bu kız direkt öldürülüyor. Bu kızın şöyle bir hikayesi var. Babası böyle sapık bir adam. Spoiler değil. O öldürülüyor. O kesin bir şey. Bu spoiler değil aslında. Yani hikayenin sonu ama hikaye öyle başlıyor zaten. Hani bazı filmler başlar kendi sonunu gösterir ya. Olayın nasıl geliştiğini görmek için. Bu abla... Dur. Şey yapıyor. Babası nüfuzlu bir adam. Francesco... Aynen. Francesco... Genci. Nüfuslu böyle şey bir adam. Şekişkul bir adam. Ama çoluğuna, çocuğuna, karısına, hizmetçisine etmediğini bırakmıyor. Bayağı bunlara böyle işte dövüyor, cinsel istismarda bulunuyor. Oğlan kız fark etmez. Hepsine bayağı bir sıradan geçiriyor yani. Bu babanın şeyine, cinnetine, sıkıntısına bunlar böyle karşı gelemiyorlar. Karşı gelseler bile bir şekilde adam kurtarıyor kendini. Hani böyle işte şeyler, nasıl diyeyim, nüfuzlu ya, işte şikayet ediliyor, bir şeyler yapıyor. Dava edilse bile, mahkeme karşısına çıksa bile işte ceplere para sıkıştırmalar, bilmem ne yapmalar falan. Hiç cezasını almıyor. Bunun ablası hatta bir yerde şey bir mektup bulurmuş, papaya mektup yazmış. Demiş beni kurtar papa, işte artık ne olursa yaparım. Yeter ki yani evlenmek olursa evlenirim, işte şey olursa. Ne denir ona? Manastıra kapanmak olursa onu da yaparım falan diye mektup yazıyor. Papa da şey, evliliğe sıcak bakmıyor ama gel manastıra kapan diyor falan. Artık papa o kızı alıp ne yaptıysa onu bilmiyorum. Orası Allah kerim. Kurtuldu diyorlar. Babasından kurtuldu. İnşallah daha beterine gitmemiştir. Biliyoruz çünkü öyle hikayeleri. Bu arada yıl şey, aynı dönemler bizim Caravaggio abimizle 1500 kaç yazmışım buraya? 97 civarı falan. O sırada da şey Roma'da bizim Caravaggio. Caravaggio zaten her yerde anasını satayım. Ya o kadar çok gezmiş ki adam. Neyse ona döneceğim. Bu oyun değil kardeş. Yanlış geldin oyun diye geldiysen. Game Syndrome, senin de ismini göremiyorum. Başkası yazdı sandım. Şimdi bunlar bu eziyeti çekiyorlar. Vallahi başkası yazdı. Senin ismin siyah üstüne siyah geliyor. Şimdi dur bölmeyin. Beatrice'den devam ediyorum. Beatrice böyle çekiyorlar bunlar işte babasından şundan bundan. Caravaggio da o sıralar orada. Bu kızcağız ablası kurtulduktan sonra kendisi kardeş, iki erkek kardeşi falan bir de şey o hizmetlilerle beraber diyorlar ki şey diyorlar böyle hani hep beraber biz eğer bu adamı indirebilirsek, öldürebilirsek bir şekilde. Çünkü hani şikayet ettik olmadı, papaya söyledik olmadı, mektuplar yazdık bilmem ne. Kimse hiçbir şey yapamıyor bunun karşılığında. Bize bu adamı öldürmek düşer diye bir plan yapıyorlar. Babasını öldürmek için bu Beatrice abla ve şey hizmetçiler bilmem neler.
Bir de üvey annesi var. Üvey annesine de çok çektiriyor bu adam Francesco. Çizerek Francesco. Diyor ki üvey annesine, sen diyor bu adamı diyor şey böyle at uyutan bir merhem bir şey bir ilaç ver. O uyuyunca biz de onu alalım. Yarı uyur yarı uyanık. Çatonun balkonundan atıverelim. Oradan intihar etti diye de bulununca aa babam nerede babam nerede diyelim intihar etmiş olsun diye işin içinden de sıyrılalım diye bir plan yapıyorlar. Efendim gün gelip çatıyor akşam annenin ilacına şey Francesco'nun içkisine ilacı koyuyor. Ama Francesco nasıl bir adamsa o ilacı tam mı içmiyor yarım mı içiyor böyle kafa güzel olmuyor mu orası bir muallak. Yani tam böyle şey olmuyor. Bunlara karşı geliyor çünkü kavga dövüş oluyor böyle giriyor bunlar içeri ellerinde çekiçler. Yani ne buldularsa ellerini almışlar adamı öldürmek için öyle yazıyor yani. Birinin elinde çekiç, birinin elinde çivi. Böyle adamı şey yapacaklar. Yazılı belgeleri var ya şey çünkü şeyler gitmiş gelmiş. İşte bunlar şikayet etmişler. Ondan sonra adam ölü bulunduktan sonra otopsi raporları var. Otopsi falan yapılmış vesaire. Oradan çıkarılmış bunlar. Çünkü adam böyle uyuklamazken hani böyle uyuklamamış istedikleri gibi bu sefer de binince adam atacaklar ya bunu balkondan intihar etti diye. Elindeki çekiçle çiviyle kafasına çivi çakmaya çalışmışlar adamın. Yani öyle bir nefretle ellerinde ne varsa adamı öldürmek için her yer kan revan olmuş. Çarşaflar, marşaflar her yer. Bunlar çiviyi çakıyorlar adamın kafaya. Öldürüyorlar o şekilde. Sonrasında o kafası çivili halde ölü olan adamı balkondan aşağı atıyorlar. Hak etmiş bence. Francesco hak etmiş. Hani öyle böyle anlatınca ölüm biçimini biraz acıyor gibi oluyor insan ama yok yani acımayacaksın bu adamları. Atmışlar aşağı. Bir iki gün sonra mı, bir gün sonra mı ne? Oradaki çöpçüler mi bir şeyler böyle çalılıkların arasında bulmuşlar adamı. Bunlar da demiş ki ay babacım bilmem ne işte şey ölmüş. Tamam muhabbet olmuş. Bunlar sorguya çekilmiş. Şimdi Francesco da bir şey ya hani nüfuslu bir amca ya. Bunlar bir sorguya çekiliyorlar. Diyorlar ki şey biz diyor bir şey görmedik. Babam intihar etmiş. Babam intihar etmiş. İşte hizmetçiler şey diyor falan. Etrafı temizleme muhabbetleri falan da var sonuçta. Her yer kan olmuş. Bunları şey yapmaları lazım. Toparlamaları lazım falan. İlk galiba bir tane hizmetçi açığa vuruyor. Galiba biz yaptık gibisine bir şeyler ağzından bir laf alıyorlar hizmetçilerden birinin. Sonra sırayla hepsine bunların kardeşlerin tamamı ve hizmetçilerle beraber teker teker itiraf ettiriyorlar. Biz yaptık, biz yaptık, biz yaptık diye. Çünkü adam bu arada cenazesi yapılıyor. Sonrasında neden olduğunu hatırlamıyorum ama bir şekilde o cenaze şey ölü beden dışarı çıkarılıp tekrardan şey yapılıyor, otopsi yapılıyor ve ölüm nedeninin balkondan düşme olmadığı, işte kafasına çivi çakılarak, kafasına vurularak öldürüldüğü vesaire çıkıyor ortaya. Bu Beatrice ablamız şey yapmıyor bu arada. Hiçbir şekilde ben yaptım demiyor. Ama bütün oklar tabii ki bu bizimkileri gösteriyor ve hepsi idamla cezalandırılıyor. Bu süreç bu arada bir sene sürüyor. 1598'den 1599'a kadar sürüyor ve 1599'da sırayla bu Beatrice, hizmetçisi, zartı, zurtu bilmem nesi hepsi giyotinle eski tip bir giyotinle idam ediliyor. Ve bunların arasındaki en küçük kardeşleri 11 yaşındaki Bernardo'ydu galiba çocuğun adı. Bu idamların hepsini izlettiriliyor ve kürek mahkumu olarak yani ömrü boyunca kürek mahkumluğuna gönderiliyor. Ama o da bir sene falan kürek mahkumu olup çıkıyor oradan falan. Asıl o çocuğun hayatı da ilginç olabilirdi. Yani bu bütün aileyi böyle şeyden geçirirken izlettiriyorlar çocuğa. Sen de dahilsin diye 11 yaşındaki çocuğa. Ki babasından da çekmiş öncesinde. Neyse. Bu idam muhabbetini de romanın sokaklarında hani herkese ibreti alem olsun diye gezdiriyorlar şeyleri kafaları bilmem neleri. Burada işte bizim Caravaggio devreye giriyor. Caravaggio'muz o sene yapıyor bu tabloyu. Judith işte neydi? Holofernes'in kafasını keserken tablosunu o sene yapıyor. Yani o da bu tablo. Bu tablo değil tabii ki. Bu benim çizdiğim. Esas orijinali.
Şurada. O nerede? Tamam bakalım. O da şurada. İşte orijinal tablo şu. Bunu o sene yapıyor. Yani bu Beatrice'ten etkilendiğini söylüyorlar. Beatrice'in idam edildiği sene o alanda Caravaggio da izledi o sahneyi diyorlar mesela. Otopsinin mucizeleri o zaman da varmış. Aynen otopside zaten ilerleme mükemmel. Seneyi söyledim galiba değil mi? Sen sorduğunda görmedim ama 1598 yani 1600'e bir kala. 1599'da aha da ta şurada. Bu arada kesin bir şey yok bu arada şeyde. Ne denir ona? Yani Caravaggio'nun o alanda Beatrice'in idamını gördüğüne dair bir şey yok ama birkaç yerde hani insanlar hikayeleştirmeyi de seviyor ya bir yandan. Bu tablonun yapıldığı sene o olduğu için, o sene olduğu için Caravaggio bundan etkilenmiştir diyorlar. Bu tablonun hikayesi de şey işte eski Haiti'de geçen bir hikaye. Bu Judith bizim eski Haiti'deki neydi o? Savaş, bir savaş muhabbeti vardı. Tam orayı hatırlamıyorum ama Yahudi bir hatun bu diye hatırlıyorum. Holofernes'te bir komutan bunların ülkesinin kasabasının artık neysiyse orayı alacak olan Judith halkını kurtarmak için önden gidiyor. Komutanı güzelliğiyle baştan çıkarıp en zayıf anında kafasını keserek işte halkını kurtarıyor diye bir hikaye. Bu hikaye de bu arada bayağı insan yapmış. Mesela şunun hikayesini biliyoruz. Bu da Caravaggio'nun bir tablosu diyorlar bu arada. 2014'te bulunmuş. Fransa'da bulunmuş. Aynı hikayeyi 1604 mü 1605 mi 5 sene sonra 5-6 sene sonra aynı hikayeyi tekrardan Caravaggio çizmiş diyorlar. Neden tekrardan aynı hikayeyi çizmiş bilmiyoruz ama buradaki şey Caravaggio'nun artık kendi oturmuş tarzını şu bakışlarla bize sunduğu nereden anlamışlar bu arada imzası yok şeyin ama çizim tarzından işte boyaların bilmem nesinden karışımından anlıyorlar galiba. Bu da ikinci tablosu ve kaç milyon dolara gitmişti? Gizli satılmış bir de. Önce açık arttırmaya çıkarılacakmış sonra gizli satılmış. Mesela şunu da Artemisia diye bir kadın çiziyor aynı hikayeyi. Judith Holofernes'in kafasını keserken. Ama buradaki hikayede şey var, biraz daha hınçlı bir durum var. Bunu çizen hatunun da kendi hikayesiyle ilgiliymiş bu hınç muhabbeti. Babasının bir arkadaşı tarafından tecavüze uğruyor. Sonrasında örtbas ediliyor vesaire. Adam ceza almadan gidiyor ve kendisi işte hiçbir şey yapamıyor. Evlendirilip Floransa'ya yollanıyor falan. Onun hıncını yani şu adamdan almış. Muhtemelen tecavüzcüsünün suratını çizdi buraya. Yine bir kadın çekerken gerçek hayatta yapamadığı bir şeyi resmine aktarmış anladığım kadarıyla. Neler dediniz? Greg Jackson, hoş geldin. Biz fırarsız entelektüellik yapıyoruz. Öyle bir site var bu arada. Immanuel'i de takip edin bu arada. O da çok güzel yazılar yazar. Ha, 1590'lardan bahsediyorum ben. Otopsi için merak etmişsin. Arap prensi değil, gizli tutulmuş satın alan bu arada. Ama önce açık arttırma muhabbeti geçmiş. Bir de şey bulunduğu yer mesela falan çok şey değil mi? İlginç değil mi? Fransa'da eski bir evin çatı katında bir yatağın altında bulunuyor orası. Ve hemen işte böyle şey sanat tarihçileri bilmem ne falan geliyor bakıyorlar. Aa kiminmiş nasılmış bilmem ne falan. Hemen Caravaggio'nun olduğunu şey diyorlar. Söylüyorlar.
biraz şişmiş falan böyle beklemiş olmasından, öyle çizilmesinden dolayı ölü bir fahişeyi işte nehirden çıkardı da kendine model olarak önüne koydu falan, o yüzden almadılar diye bir dedikodu da var. Hiç bu araştırmamışlar bu adam kimdir diye. Bu adamın kim olduğu bilindiği için sonuçta hani şey veriliyor, bu sipariş veriliyor. Çok beğeniliyor resimleri, gerçekçi yapıyor vesaire diye. Bir yandan da şöyle bir eleştiri alıyor sürekli. Ya gördüğünü çiziyorsun, fazla gördüğün gibi bırakıyorsun. Biraz daha onları güzelleştirmen gerekir kafasında. Mesela burada öyle eleştiriler alıyor. Çünkü burada Bakire'nin ölümü dediklerinde, o zaman insanların aklına işte Meryem'in ölümü ve göğe yükselişi, huzur içinde oluşu, insanların hani etrafında kutlamalar yapması gibi şeyler akla geliyor. Ama adam bayağı bildiğin bir kadın ölmüş ve etrafında onu seven insanlar ağlıyormuş şeklinde çizince böyle insana garipsiyor böyle şeyleri. Çok fazla gerçekçi yapıyorsun diyerekten eleştiriler alıyormuş. Bir de adam kafayı sıyırık ya gerçekten. Çok ufacık bir eleştiri aldı diye bazı tablolarını kılıçla böyle parçalıyormuş. Nasıl beğenilmez, nasıl bu kadar kötü şey yaparım ben falan bilmem ne gibisine böyle psikopat şeyleri varmış. Bunun da sebebi şey diyorlar, boyalarında, boya yapımında o dönem çok fazla kurşun kullanılıyordu. Bu adam da boya yapıp sürekli boyalarla haşır neşir olduğu için kurşun zehirlenmesi nedeniyle bu kadar şiddete meyal etmiş olabilir diyorlar. Şiddete meyalim vallahi kurşundan falan gibi bir şey. Hayır, bir tane yıldırım yapmamış. Bütün fahişeleri tanıyor musun? Hepsini tanıyor hakikaten. Bir sürü fahişe tanıyor yani. Biseksüel adam muhtemelen. Ve hepsiyle de dost yani bu şeylerin, kadınların. Autist, sen de mi biseksüelsin? Bu adam benim yetenekli halim. Adamın tarzı bu zaten. İşte beğenmemeleri genel olarak böyle eleştiriler alıyormuş işte beğenmeyen insanlardan. İşte mükemmelliyetçi mi? Böyle kafası attığında böyle bir hopluyor mu zıplıyor mu, ben anlayamadım. Her seferinde yapmıyor bunu. Bazen kafası atıyor falan böyle. Şu şey diyordum, Malta şövalyeleri de mesela bir sıkıntısı çıkıyor. O Malta şövalyeleriyle bir sıkıntı çıktıktan sonra zaten sürekli bu Malta şövalyeleri bundan intikam almak için peşindelermiş gibi psikopata bağlıyor. Nereye gitse biri beni takip ediyor. Arkamda birileri var. İşte uyuyamam. Ben burada güvenli değilim. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Psikopata bağlamış. 35 yaşında falan bu arada. Bizimle eşit neredeyse. Benimle diyeyim, sizinle değil mi? O da, ya zaten 39 yaşında ölüyor adam bu arada. Malatyalı bir gerçek. Adı Battal Gazi. Baktı bir yer kötü olmuş, parçalıyor. Öyle yapıyormuş valla. Şeyde değil, para yani bunlar. Boyaları al, boyaları yap, tuvale boya bilmem ne. Sonra bunlar bitsin şey olsun. Ölümü de çok acayip. Yani acıklı. Acayip değil de acıklı yani. Bu Roma'ya dönmek için niye bu kadar ısrar ediyor bilmiyorum. Ama Napoli'den, en son tekrar Napoli'ye döndükten sonra Napoli'den Roma'ya dönmek için Papa'ya sürekli hediyeler gönderiyor. İşte resimler, tablolar, böyle işte bir şeyler. Böyle sonrasında işte şey yapıyor. Papa'dan ve arkadaşlarından Roma'dan böyle olumlu cevaplar alıyor. İyi hadi gel gel hadi hadi falan diyorlar böyle. Bu da bir sevinçle bir şeyle böyle hediyeler bir şeyler hazırlıyor. İşte resimler çiziyor, bir şeyler yapıyor. Gidiyor. Ya yani biniyor gemiye. Alıyor eşyalarını. Gemiye bindikten sonra geminin daha Roma'ya varmadan bir limanda bu geminin takip mi ediliyor artık ne oluyorsa. Birisi Papa'nın adamlarıyız biz diyorlar. Bunu alıyorlar. İşte sen bilmem nerede bir suç işlemiştin. Gel bizimle nezarete. Ya kapaça götürüyorlar, nezarete atıyorlar. Bunun eşyalar, meşyalar hepsi gemide. Bir gün nezarette kalıyor, gemi limandan ayrılıyor. Bizim Caravaggio böyle kalıyor.
Benim eşyalar gitti. Haydi bakalım. Papa'ya hediyesi çizimleri falan var. O yüzden onlar için üzülüyor. Ve bir sonraki geminin bir sonraki durağına yürüyerek yetişmek için nezaretten çıktığında bayağı yürüye yürüye bataklığın bir ortasında bir yerde hasta ateşli falan bulunuyor. Oradan işte kaldırılıyor, şey yapılıyor, işte hastaneye götürdü, şu oldu, bu oldu derken yoruldu, etti, falandı, filandı, üzüldü, ağladı, zırtladı, pırladı. Adam ölüyor. Karavucu böyle ölüyor yani. Yüksek ateş. Ve sonrasında ölüm. Ve ölümünün üstüne 10 gün sonra kendisine mektup geliyor papadan. Hadi affedildin, gel Roma'ya gelebilirsin. Bütün suçlarımız silindi diye. Böyle de acıklı bir durum. Papa yüzünden oluyor ne oluyorsa. Kız olsam biseksüel olurdum demiş. Ha, onun dediği Canan şey işte. Erkek olunca erkekle şey yapamıyor. Onu hayal edemiyor. Ama kız olsa yani lezbiyen ilişkiye okey. Ama erkek erkeğe değil. Lezbiyen ve straight ilişkiye okey. Genelde evet erkeklerde böyle bir erkek erkeğe ilişkiyle ilgili şey uzak yani. Straight erkekler mi diyeyim artık. O konuda öyle düşünüyor. Çoğunluğu öyle yani. Ama genel mesela genel olarak kadınların bu konuda fikrini çoğunun fikrini bilmiyorum. Yani lezbiyenlikle mesela şey nasıl görüşleri ya da işte biseksüellikle ya da geylikle erkek erkeğe muhabbetiyle kadınlar ne düşünüyor acaba bu konularda? Genel olarak yani. Aa ben o kadar konuştum ettim. Kaydetmedim biliyor musun? Şey. Chat'i de açmamışım kenarda. Chat de görünmüyor mesela. Nasıl olacaksa bu iş. Neyse kaydı hiç yapmadığım için. Şey şimdi Twitch'te tekrar indirirsem çünkü müzik olunca şey yapıyor. Sessiz yapıyor videoyu. Ben sonradan YouTube'a koymak istersen bunları mesela nasıl şey edeceğim? Sessizken. Bütün hikayeyi anlattım. 1 saat geçti. Şimdi fark ettim. Artık bu saatten sonra da. Kayda basmamışım. Bu yayın biraz şey oldu. Heyecan oldu. Karavigyo'nun bahtına. Adam bahtsız ya. Adam her yerde bahtsız yani. Başını... Bu da Malta Şövalyelerin işi olabilir bu arada. Kesinlikle bana kayda bastırtmayan şeyler. Onlar bir büyü bir şey yaptırmıştır yani. Dedi. Adamın memişleriyle çok mu uğraştık ya? Gövdesiyle, kasıyla, şuyla, buyla. 1 saattir buradayız, değil mi? İşini de bilmediğim için. Ha. Çizimlerimden para şimdiye kadar kazanmadım yani. Bu çizimlerimden para kazanmadım şimdiye kadar. Keşke kazansam. Güzel olur. Eyvallah. Öyle bir şeyler düşünüyorum zaten şu Patreon'a falan girmeyi ama yani ne sunacağım bilmiyorum insanlara. Şey, işim bu arada görsel efekt yapıyorum aslında. Mat painter'ım. Mat painter diye geçiyorum. Mat painting artist diye geçiyor falan. Ne iş olsa yapıyoruz yani ama onun altında yani. Görsel efekt. Filmlere, dizilere böyle mat painting şey yeşil perdede çekilen şeylerin arkasına işte dağlar koyalım. Tepeler yapalım. Sonra onu oradaymış gibi gösterelim. Kafasında şeyler. Ben biraz resim yapıyorum. Bunu nasıl kullanabilirim? Bunu nasıl işe dönüştürebilirim diye giriştiğimde öyle bir şey çıkmıştı. Konsept tasarım falan diye de bir dalı var onun. Oraya da kayanlar çok oluyor ya da ikisini beraber yapanlar. Biraz foto manipülasyon gibi bir şey. Otis, senin getireceğin işlerin pek bana hayır olacağını düşünemedim şu an. Buya bilmem ne kimin yanına beni koy falan diyorsun ya. Onlar gibi işler olacak herhalde. Vardı ya bir adamı deyip duruyorlar Paris. Eyfel Kulesi'nin yanına koyar mısın beni ya da üstünü tutuyormuşum gibi yapar mısın diye. Yani aslında şöyle bir şey olabilir. Çoğal aklıma geldi burada.
Abonelere özel mesela abone muhabbetine girişip abonelere özel işte istedikleri bir filmin afişinde kendi resimlerini kullanarak onlara bir film afişi yapma muhabbeti olabilir. Onlar için tasarlanmış. Fake hesaplarla Prime aboneliği yapar. Aynen 3 aylık abonelere doğru. 3 aylık abonelere özel film posteri. Şey kendilerinin olduğu bir fotoğraf atacaklar bana. Yani ben onlardan istedikleri filme göre açı isteyeceğim. Onlar da ona göre fotoğraf atacaklar. Onları o afişe yerleştireceğim gibi bir şey olacak. Bak bu güzel olabilirmiş. Daha 1 aylık abonem yok gerçi de. Evet aşağı yazayım. 3 aylık abonelere özel. Bir tane de deneme yapayım. Kesin o kadar garip şeyler gelir ki istekler. 3 aylık, 3 aylık da olsa. Bir kelime söylüyor galiba. Bir kelime yazıyor. Sen onu çizip hemen 20 saniyede şeyin artificial intelligence'ın yapay zekanın çizdiği şeyi tahmin etmesine sağlıyorsun. Tahmin etmesini bekliyorsun falan. Bana bir kere Mona Lisa gelmişti. Çok güzel 20 saniyede Mona Lisa çizmiştim. Bence güzeldi yani. 20 saniyede yapılacak Mona Lisa'ların en güzeli. Hemen şey diyorum. Quick Draw. Quick Draw diye bir şey galiba. Muratcan, biz ne yapıyoruz diye sorarken acaba benim yaptığım şeyi mi sordun? Yoksa sen kendi hayatını mı sorguladın? Biz neden buradayız, ne yapıyoruz burada falan diye mi? Ona göre cevap vereceğim. Hangimiz kimiz ki? Canancığım. Tamam adamın vücuduyla daha fazla oynamayayım. Şöyle sıkıldım sürekli aynı şeyi yapmaktan. Şu kılıca bakalım mı biraz? Kılıç hazır buradayken adamın üstünde. Geri tuşunu evet arıyor insan kağıda çizim yaparken. Ben de bugün bir şeyler denedim kağıda çizmeyi. Kalem tutamadım yani neredeyse. Bayağı insan alışmış. İnsan kendisi alışmış yani. Böyle bir şeye elim alışmış. Ve tekrardan sketchbook'umu falan çıkardım. Her gün ona bir şeyler karalayayım falan diye. Eski şeylerime baktım mesela. Acayip hoşuma gitti. Ve şey yani şu anda otururken böyle o karalamaları yapmaya çalışsam yapamam, bir de pratikle alakalı. Üst üste sürekli elinin altında olmasıyla alakalı. Şu an mesela herkesin mesela şeyi yok. iPad'lerde çiziyorlar ya Procreate'de falan. Yani mesela çok çok çizen, çok iyi çizen çizerlerin hep hem iPad'leri, Procreate'lerini kullanıyorlar yanlarında sürekli hem de not defterlerini falan oluyor. Mesela bence şey bile şu bile güzel ve orantıları güzel yani. Şu an tekrardan şey yapmam. Bunu çizemeyebilirim aynı şekilde. Bakarak çizmişim bunu. Gökhan oyun oynuyor. Kenarda onu çizmişim falan. Şu anda oturtamam mesela şeylerini. Çünkü o dönem bu sketchbook'u çizerken sürekli her gün her gün her gün çiziyordum ve şey bir şekilde gelişmişti yani. Ama nankör tabii ki sonra bırakınca. Şimdi bugün yapmaya çalıştım mesela. Ben yaparken yaptığım açıdan bana güzel görünüyor ama sonra kalkıp karşıdan bir baktım. Kızın gözü aşağıda, diğer gözü yukarıda falan. Saçma sapan bir açı olmuş. Hani var ya bir tane şeyde iskelet kafası. Hangi adamın da o? Onu da yaparız bir gün belki. Ya şey çizmiş böyle esnek şöyle yamuk çizmiş de. Böyle aynayla kenarından bakınca düzgün görünüyor. Şu an çizemem gibi geliyor. O yüzden bugün hatta zaten o yüzden düşündüm. Şey diye. Oo Sinemcim hoş geldin. Fiziksel çizim kalmayacak diyorsun. Fiziksel çizim hep kalır ya. Olur yani. O oyunlar dijital sonuçta diyorsun ama hepsi bir yerden şeyle başlıyor yani.
Hepsi bir şekilde karalamayla başlıyor, defterlerle başlıyor, kalemlerle, kağıtlarla başlıyor. Kesinlikle bu arada kalem kağıda bir kenara atılmasından yana değilim. Her türlü dediğim gibi tekrardan sketchbook çıkardım ve daha çok çizmeye çalışacağım yani. Bir kere sürekli elinin altında ve bedava, yani bedava demeyeyim de hani ucuz şeye göre, dijitale göre. Bilgisayarda olman lazım ya da iPad'in olması lazım falan diğer türlü. Gris diye bir oyun. Gris çok tatlı. Oynamadım ama baktım biraz. Çok güzel görüntüleri. Bir kere Yıldıray Çınar da kağıt açıyor. Herkes zaten çizerlerin hepsi kağıt kalem kullanıyor. Ya, kağıt kalem kullanamayan, kullanmayan çizer yok genelde. Eyvallah. Ona bir şey demiyorum ama sen dijitali komple silen bir cümle kurdun ya. Oraya takıldım ben. Dijital işte gerçek çizim değildir bence diye bir şey söyledin yukarıda. O yanlış bana göre. Kağıt gereksiz masraf. O da bir yani o da bir şey düşünce. Eyvallah mesela kitaplar vesaireler de artık dijitalleşti. İşte kağıt muhabbetini konuşacaksak eğer. Oğlum benim bu şeyim klavyem niye? Ama dijitalin de böyle şeyi var. Bir yandan da Murat'ın da hissiyatını o hissiyata sokan şey o belki de. Hani elle tutunamıyorsun, dokunamıyorsun ya da işte hissedemiyorsun gibi bir şeyi algısı var galiba. O insanları itiyor biraz anladığım kadarıyla ama gel gör ki buna da gerçek resim değil demek o şey değil bence doğru değil. Valla ben hala Etsy'de falan gayet fiziksel çizimleri mükemmel sanatçıların sattıklarını biliyorum yani illa böyle eski tablolar olmasına gerek yok. Adam çok iyi çiziyor hakikaten. Alıyor kağıdı kalemi bir de öyle çiziyor. Ve alıcı buluyor yani buna. Yani değerini kaybedeceğini sanmıyorum o şeylerin. Ha belki şöyle olur. Yani o kadar kısa sürede kaybedeceğini sanmıyorum. 10 sene gibi bir şey diyorsun ya. Daha uzun bir süre sonra belki hani dijitalleşmede bir şey olabilir. Artık kağıt hiç kullanılmıyor seviyeye gelebilir. Ama her türlü böyle kağıdın kullanılmadığı şeylerde hep böyle bir kağıt hissi aranıyor ya. Mesela tabletlerde vesairelerde hep kağıt gibi diye satarlar. İşte kağıt gibi, kalem ucu gibi. Hemli gibi. iPad'de, zartta, zurtta ya da Kindle'da gerçek kağıttan okuyor musunuz gibi, ışığı öyle vesaire gibi. Olabildiğince onlara benzeterek herhalde ya işte o bir tane satıyor. İşte o birazcık insanlarda değer kavramıyla da ilgili. Ondan bir tane olması onlar için daha özel kılıyor onu. O yüzden dijitalle çok da yapmayan bir kesim var ya. Ha, sen artık kağıt gibi demek zorunda kalmayacaklar diyorsun bir sonra. Olabilir. O da olabilir. Ha, evet o logoyu diyorsun ki sadece bende olsun dersen. Şöyle bir durum var ama yine de sen o logoyu her yerde kullanabilmek için çoğaltıyorsun vesaire bilmem nesi daha kolay oluyor vesaireden bahsediyorsun ya. Şimdi eğer buradan girersek şeye de gideriz oradan da. Hani sanatı neye göre, pahasına göre mi değerlendirmek lazım? Neye göre sanat sanat olur gibi bir yere geliriz oradan da. Yani logolar mesela sanat mıdır gibi bir şeye gelir. Çoğaltılabiliyorsa sanat mıdır vesaire. Anlatabildim mi dedim bilmiyorum biraz şey oldu ama kafam bölündü. Murat'a da cevap vereceğim. Liseyi güzel sanatlarda mı okudun? Hayır. Ben hiç güzel sanatlarda okumadım. Bir kere binasına gittim sadece. Zamanında korkutmuşlardı zaten. Ben burada okumam ya dedim. Okulu beğenmedim. Okul beni aldı sanki de. Aynen havasını ciğerlerime çekti. Ben sınava gireceğim de.
D ayrı Murat. Canan burada değil ama. Zenobi Art diye bir kanal var. Orayı takip etsene. O yardımcı oluyor bu arada sınava gireceklere. Gördün mü bilmiyorum da. Doğru mu söylüyorum ismini? Evet, Nars'ile benziyor ha bu arada. Şimdi sen deyince fark et. Yok lan, benzemiyormuş. Sadece bütün kılıçlar birbirine benziyor o zaman. Mezarında ters döndü. Benzemiyormuş, tamam lan. Çizgileri falan var ya böyle üstünde, ama siz de. Bu kılıç değil zaten, bu kısa şey. Neydi onunla? Pala. Pala gibi bir şey. Tolkien filmini izlediniz mi bu arada? Ben izlemedim. Yorumlar pek beğenmiş gibi de gelmedi bana insanlar ama sinemaya gidemiyoruz. Maximus şeysi geri gelse de ilk seans muhabbeti giderirsek. O gelmezse sinemalar yalan oldu. Bir tek şeye gidebiliriz herhalde. Ona da para biriktirip bir zamanlar Hollywood'a gideriz. Tamam, kılıçla da yeteri kadar uğraştık bence. Yine başka bir şeye geçelim. Adamın şu halini kapatalım. Yukarıdaki çarşafı mı yapsak ya şu? Üstüne de şöyle. Artık gelmeyecek mi ilk seans olayı? Gelecek diye duydum ya ben geri. Şeyden ötürü. Şeyler geri gelmiş. Öğrenci biletleri falan geri gelmiş. Bir de halk günü geri gelmiş galiba. Halk günü gibi bir şey gelmiş. Bir de öğrenci biletleri gelmiş. Yirmi lira mı? Burada 20 lira değil. 40 lira valla. Ha, 18 lira öğrenci mi gelmiş? Maximus gelmeyecek mi ya? Maximus ilk seans olayı gelse de. O çok iyiydi yani. En son 8 lira olmuştu. 2 kişi 16 liraya gidiyorduk. 2 kişi 16 lira diyorum bak. Ha, filmine göre mi kampanya yapacaklar bundan sonra? Evet, 8 bilete bir bilet olayı da güzeldi sinemaksimum. Ya valla maksimum ilk seans olayı çok çok alışmıştım bile ben ona. Kahvaltı mahvaltı sandviç mandviç hazırlayıp gidiyorduk. Kahvemizi alıyorduk. Neyimiz kahvemizi. Mis gibi oluyordu, salon boş. Benim o broşüm nerede ya? O keyfimizi elimizden almaları çok şık olmadı yani. Ha, yine yaparız ama o fiyatı da sabah seansına gitmeye kalkmaya, o parayı herhangi bir seansa vermeye gönlüm razı değil. Oğlum benim broşüm nerede? Heh. Sevdiğim broşümü arıyorum. Buraları şöyle hareket gelsin. Uyuluktan görünmüyor gibi ama aslında renk. Bayağı koyuyorlar. Şöyle biraz şuralar açayım. Evet, mısırlardan kazandıkları para aynen şeyden.
Şey geçmişti yani. Haklısınız. Ya onlar hep sinema mafyasıydı zaten ya. Komple öyleydiler yani. İşleten firma Koreli mi? Ay onu bilmiyordum. Öyle miymiş? Ya ben sadece şunu biliyorum. Düzen ne kadar değişirse değişsin, düzülen hep aynı kalıyor. Hep bize giriyor. Kimin firması olduğu, kimin neyi olduğu falan hiç fark etmiyor yani. Doğrudur. Az bileymiş, az bileymiş 300 bin lira. Ya değil de ne güzel bloklamışım. Acaba şunu mu kullansam? Haklı isyanların var Sinemcim, bilir ant. Sabit fiyat diye geçiyor. Herkes dediğim gibi herkes geçiştirme, geçirme şeyinde yani. O herhangi biri müşterinin, halkın, alıcının rahatını falan düşünmüyor. Ama şu anda zaten yani bu uygulamadan bile öncesinde gişe gelirleri çok düşmüştü. Şu an nasıl olacak bilmiyorum. Yani benim tek şeyim, eğlencem de dediğim gibi gerçekten lüksüm diyebileceğim şey sinemaydı. O da fazla lüks kaçmıyorlar. Lüksüm dediğim şeye de sabah seansına gidiyorum yani. Öyle bir lüks yani, öyle bir lüks. Abla bu resimleri yapmaya başlayınca şarkıları otomatik bir dinlemeye başlıyorsun. Hayır, resmi yaptığım için şarkıyı ona uygun olsun diye açtım. Disney'den habersiz yaprak kıpıldamıyor. Ya rekabet kurumu da kendi içinde bir rekabet içinde olabilir. Hoş geldin. Şey, buyur. Sergen Sar. Takip edin. Takip edin, takip ettirin. Ucu ucu kümelerde mi göstermişler, neler yapmışlar? Bu branşta galiba o dokuyu alamayacağız. Değiştirelim. Ona da almadım bir şeyi. Aşağıda kaldı referans. Kısmet bu işler diyerekten. Locking'ime güvendim. Dediniz dediniz müziğimizi yanlış düşünüyorsun Veren. Sonuçta bu bahsettiğim firmalar bir yer çapında bugün çıkıp gitseler senin yerine koyabileceğim bir marka yok.
Yerine koyabileceğim markanın olmasına izin vermedikleri için olabilir mi giyim? Yani bu fazla bu paranoyakça bir düşünce değil bence ama. Sinemaya çok beklediğim filmler için gitmeye zor, ya bu raddeye zorluyorlar insanı. Yoksa ben herhangi bir filmde kötü olsun, iyi olsun sinemaya gitme eylemini seviyorum. Yani sinemaya gideyim, oturayım. Yani mısır yememe de gerek yok, böyle hani böyle bir ritüel haline getirmeye de gerek yok. Sinemada gerçekten kapalı böyle bir salonda falan izleme olayını seviyorum yani. Bir çıkıp gitmek, bilet almak, işte ne bileyim. Hoşuma gidiyordu. Gidiyordu. Gidiyor hala ama mazide kaldı. Nereye gidecek? Maksat sinemaların abartı fiyatı. Senin dediğin biraz daha şey oluyor ama işte serbest piyasayı savunmak gibi oluyor Game Central. Yani serbest piyasayı savunmaktan kastım şey, hani herkes özgür abi, girebiliyorsan girersin yani bu sektöre, sıkıntı yok falan gibi bir düşünceyle çok fazla hani şey yapabileceğini sanmıyorum. Yani sonuçta önlerine bir sürü engel konuyor bu insanların ve sadece büyük firmalar böyle de yani büyük agresif girişler olabildiğince rekabet ortamı oluşturulabiliyor, tekelden kurtulunabiliyor kafasına girdiğimizde, hani niye örnekleri var diye gösterirsek, bu çıkana kadar, gerçekten güçlü bir firma çıkana kadar sadece tekelde kalmasını onaylamamız demek oluyor yani adamların. İzin vermiyorlar işin bahanesi gibi görünüyor ama işte aslında ince bir çizgi var arada diyelim. İşte paran varsa girersin kafası, işte kapitalizm kafası. Liberallikle alakalı bir şey. Lira fena ama bu 40 lira şey, Zorlu'da her zaman pahalıydı bu arada. Ama Zorlu'da Cinemaximum. Başka bir yeri denemedim. Natürist'te falan ne kadar bilmiyorum ama sonuçta Cinemaximum her yerde Cinemaximum. Ya hadi Muhtemelen de şu. 15, 35 falan. Ay 15 olsa ne güzel olur. 35 falandır ucuz olanında yani. Sanmıyorum 20 lira olduğunu herhangi bir yerde. Burada. Evet, işte Zorlu daha elit kesim olduğu için onlar daha çok paralı ve onlar daha çok para verebilir. Evet, IMAX olunca Akasya'da da öyledir muhtemelen. Filmi konuşmuyoruz, sinemaları konuşuyoruz. Sinema bilet fiyatı. Nereden geldik buraya onu hatırlamıyorum. Ha, Tolkien'den geldik. Doğru, Tolkien'e gittiniz mi dedim. Çarşafın çok güzel olmasını istiyorum ama şu an bok gibi görünüyor. Olacak ama. Modumu kesmeyeceğim. Fiti 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 boya boya ne yapacağım? Hangisini ben çizmiştim diye sorsan anlamam. Ya bırak şimdi. Bırak şimdi. Öyle de ben hoşuma gitmez ki. Bayaksız lan. Şuranın haline bak, şuranın haline bak. Aa, ha şey, bir şeyleri mi? Resimleri yan yana koysam. Gözlerini kısıp bakarsam oldu zaten. Gözlerinizi böyle kısıp bakın. Şu boynu falan çıkayım yürütün. Onu da hallettik mi? Güzel geçişti böyle bir smooth. Ben de şu teyzenin yüzü ilginç bir şekilde güzel oldu ya. Ben onu beğendim. Baksanıza, bak şimdi. Teyzenin yüzü şu. Yaşlı kadın yüzü yapabiliyormuşum. Benim teyzenin yüzüne bak. Bayağı şey yani böyle olmuş şuralarda.
Detay falan istiyor da tabii bu kadar yakına girmeyince. Şöyle. Belli yani. Son kullanıcıyım, geliştirici değilim diyorsun. Doğrudur. Yüzü orijinalden daha iyi. Onun güzelliği. Dişsiz böyle şey. Dişsiz. Yani bak uzaktan tam böyle yap bir de şöyle yap. Aa dur. Şeye deneyelim bak şuradaki gibi renklerin şeysi. Şunu bir deneme merge yapalım. Bak şimdi bak bak bak. Bunu da mozaikleyelim şöyle biraz. Aha. Valla. Valla bu iş olmuş arkadaşlar. Burayı falan karartmam gerekiyor sadece. Bak şurada karanlık. Şurada da mozaikte de karanlık. Bende biraz aydınlık var. Onun dışında. Bak renkler şuralar. El, kol, ışık. Burası. Şurayı biraz daha karartabilirim. Etek. Şurayı biraz daha karartabilirim. Teyze zaten aynı. Teyzeyi çok beğendim. Gerisi hep detaymış. Valla bak şurayı da karartayım. Şurada örtümsü bir renkler bir şeyler var gibi geldi bana da. Bak şurada görünüyor. Geldiğince görünmüyor. Çok çok karanlık kullanmış arkada. Siyah çok fazla. Ama görünüyor da bir yandan. Bu yayıncılar da iyi kız. Ben daha hiç kazanamadım. Bana bir tane sağ olsun Alicu vardı. Alicu da gitti ya gelmiyor artık. O ilk izlediğinde böyle daha 3 kişi falan izliyor. 3 kişi anca izliyor. Biri Gökhan. İşte. Biri de ben açtığım için mi görünüyordu bilmiyorum falan. Alicu diye bir arkadaş geldi. 20 lira bağış yapmıştı. Çok mutlu olmuştum. İlk bağışım. Sonra da abone oldu. Şimdi aboneliği bitmiş ama. Bir tane de arkadaşım abone oldu sağ olsun. İki abonem vardı. Şu an bire düştü. 15 abonem olsun diye istiyordum. Şu an bire düştü. Onu nasıl yapıyoruz ya? Böyle abone özel yayını falan mı yapmamız lazım? Yine? Sana Twitch'te para etmiyor. Valla yapabileceğimiz şey bu. Herkes yapabildiğiyle para kazanmaya çalışıyor sonuçta. Abla para kazanmak için aptal aptal hareket edip CTA 5 RP yapmak. Cümlen tam olarak anlaşılmadı. Payson. Sonuca bağlayamamışsın. Yapmak lazım mı demek istedim. Sen de CTA ile yapalım. PUBG mi oynuyor? Sen de PUBG oynayacaksın. Ne kadar izleyici o kadar abone. Ya da sektörde isim yapmış olacaksın. Oradan insanlar gelecek. Yazılım sektöründe birisi dün yayın açtı. İlk yayında 100 izlendi. Ha öyle şeyler diyorsun. Yok bizde o zaman biz böyle böyle. Benim zaten şu anda 100 10 izleyicim 11 izleyicim olması bile bir mucize. Ya yani herkes izliyorsa burada olanların 3'ü falan bakıyordur. Ama 130 takipçim olması da bir mucize. Biraz dekolte yeter. Yok işte şuralarım dekolte, şuralarım açıyorum falan. Gökhan da öyle diyor. Alalım sana bir strap bez diyor. İçimi sağla diyor. Dekolte. Malzememiz var da rahat edemiyorum arkadaşlar. La. Ben dekolte verirsem bir de çok kalpler durur. Yani onu size yapamam. Homo sapien. Hoş geldin. Yani öyle bakayım güzelmiş deyip geçeyim falan olmaz yani. Baya tık tık gidersiniz yani. Yıkılır. Tabii canım. Yıkılıyor. Buraları yıkılıyor benden yıkılıyor. Her gün yıkılığı tıkılıyor. Oha bu kadar sözünü biliyor olman. Ben seni seçtim sana. İbiyim doğru. Neydi? Gelsin. Arkada Vivaldi çalıyor ama. Biraz daha yapalım ya. Ben sıkılmadım şu an. Biraz daha devam edeceğim. Leo diye hoş geldin.
Tabletle çiziyorum Leo diye. Şarkım o. Şarkı tabi la. Bilmiyor musun? Neydi? Bilmem ne. Şey, degajeme doğrudan önceki cümle ne bilmiyorum ama. Degajı Neydi? Başı neydi onun aşkım? Sen ne degajeme yazarsanız. doğru. Bir şey degajeme de. Hayır, şimdi açıp dinlemeyeceğim de. Gökhan'ı koysan atletli şuraya, o da iş yapar. Aynen, Gökhan da iş yapar. Baya da işte Twitch'te o kadar çok dişi yok. Gökhan'ı koysak yine gideri var da, dişileri çekme durumunda o kadar fazla dişi bulamayabiliriz. Yine bence her türlü erkekleri de çeker ama sana biraz karşı bu konuda. Girmedik biraz önce. Diyorsunuz ki. Efendim, Caravaggio'nun bir biseksüellik muhabbetini yaptık da biraz önce. Hiç evlenmemiş, hiç çocuğu yok kayıtlarda. Ama fahişelerle beraber oldu. Teklif değil. Laksız teklifi ne 2013. kadar anladım. 2013 yapımı Best Offer filmini Laksız teklifi. izlemiş miydin? Tecavüz yazınca Mobot engelliyor.
resmin hikayesini okudum unuttum. Anlatayım mı tekrardan? Ha, izledin mi? Çok tatlı film değilmiş ya. Tam şey yani. Güzel bitmişti bence. Şimdi şey izlemeyenlere şey vermeyelim de. Spoiler olmasın. Şimdi efendim ben bunu genel olarak tekrardan anlatıyorum. Şu an şeye geçmeyeceğim. Kısaca Beatrice'ten de bahsederim gerçi de. Uzun uzun baştaki bahsetmeyeceğim. Ama ve lakin şurada notlarım var. Caravaggio abimizin şöyle bir şeyi var. Her saçma şeye böyle içinde olma gibi bir durumu var. Ha, spoiler yok bu arada. Güzel film, şey film gizem filmi yani kategorisi gizem. Ama genel olarak çok da büyük bir şaşkınlığa uğramıyorsun. Genel olarak her şeyi ufak tefek takip ettiğin zaman öngörebiliyorsun. Ama filmin gidişatı, diyalogları vesairesi çok tatlı. Benim çok hoşuma gitti. Ne entrikalar dönmüş değil mi? Caravaggio da bu arada genel olarak adamdan hiç bahsedemiyoruz resminden ve geçtiği dönemden bahsederken. Bayağı sıkıntılı bir adammış. Yani sürekli bela abi. Başından bela eksik olmuyor adamı yani. Ben 39 yıl yaşamış adam. 39 yılı neredeyse işte 10 yaşından sonrası 29 yılı sürekli bela içinde geçmiş. Bir kere zaten o Roma'ya gitti. 92'de Roma'ya şeyden gitmiş yani. Milano'da doğuyor. Milano'dan işte veba salgını için kaçıyorlar. Caravaggio kasabasına. Oradan alıyorlar isimlerini zaten. Sonra babası ölüyor. Annesi bunu resme yönlendiriyor. Bilmem ne. Annesi de öldü derken. Resim yapıyor bilmem ne. Milano'da bir şeyden dolayı bir kavgaya mı karışıyor artık ne yapıyor? Yine böyle sinirli, stresli bir çocuk. Oradan Roma'ya gidiyor. Roma'ya gidince Roma'da zaten bir sürü olay. Birini öldürüyor Roma'da sokak kavgasında. İtalyanlardan ve Fransızlardan korkacaksın. İnsanlardan korkacaksın gençlerden. Genel olarak insanlar korkutucu varlıklar yani. İşte Roma'da abi bir sokak kavgasında bu şeyi öldürüyor. Thomas Sorni'yi. Zaten ondan sonra hiç düze çıkamıyor. Bunu yaptığında da bu arada 1606 yani ölmesine 4 yıl, 5, 4 yıl falan var. O 4 yıl içinde çekmediği şey kalmıyordu. 1604'te şeye başlıyor zaten kabarık böyle ıvır zıvır şeylerden sabıkası yüksek. Fransızlar öyle değil, sinsi diyorsun. Sinsi sinsi. Sinsilerden korkacaksın. Vampirlerden korkacaksın değil mi Bilirant? Bu arada sana da şey yapmak istemedim ama sürpriz olsun diye. Şeyin geldi. Biz konuştuğumuzda kitap kulübü için konuştuğumuzda söyleyecektim ama kitabın geldi bu arada. Duygusal vampirleri göndermiş. Bir de sahaftan bulmuş. Yazmışsın ya ben okumadım ama. Ya Milerat benim çok önceden beri arkadaşım. Bir yerde şey bizim bir muhabbetimiz dönmüştü de. Bir arkadaşımızın başına dert olan bir çevresi var. O çevreden de ayrılamıyor. Onunla ilgili konuşurken işte insanın kanını emiyor diğer insanlar falan muhabbeti yapılmıştı ve böyle bir kitap olduğunu söylemişti Bilirant. Ha sen kendine de mi aldın? Ha, ben de şey diye düşündüm. Bunu bana yolladın. Ben sonra okuyup şey sana geri yollarım. Öyle elde nereye dolaştırırız diye düşündüm. Duygusal Vampirler diye bir kitap görmüş Bilirant. İşte bu insanlar aynen böyle falan diye kitabın isminden dolayı etkileyen kişisel gelişim kitabı normalde hani okumadığımız bir şey yani. Aynen içinde gül yaprağı yerine mektup var ama burada. Mektup yazmışım. Çok tatlı ya şey kapı çaldı zaten şey oldum. Ha ben de okuyacağım bakalım. Ha kişisel gelişim okuyorsun. Ha, okumuyorum ya kişisel gelişim. Sıkılıyorum yani kaliteli bir kişisel gelişim görmediğim için de olabilir belki de. Onun yerine tarih kitapları benim için daha çok kişisel gelişim gibi geliyor. Yani herhangi bir yerin, herhangi bir şeyin tarihini okumak kişisel gelişime daha büyük bir katkıymış gibi geliyor.
Sen önerirsen bakarım tabii de. Yani öyle bir şeyim yok hani alayım da okuyayım da falan. Senin önerinle ilgili. Açar bir karıştırırım sen dersen. Ya şeyin kırılması durumu bence de çirkin, kötü. Kapağın kırılması, ortadan kırılması. Hiç ben de haz etmiyorum onda. Ama onun dışında yani içinin karalanması, ne bileyim sayfaların kenarının kırılması ya da okumuş olduğu hissi falan beni sıkıntıya sokmuyor yani. Sadece kapağın ortada böyle kırılması çok gıcık bir şey gerçekten. Hiç mi sevmiyorsun sen ikinci el kitap? Yani ben şey biriktirmem zaten onu alıp da. Hani okurum ve geri veririm kafasında şey yapıyorum. Kullanıyorum açıkçası. Kitap fetişinden kurtulmak lazım arkadaşlar. Kitap biriktire biriktire bir şey olmuyor. Onları okumamız lazım. Sürekli kitap alıp alıp kenara koyuyoruz ve okumuyoruz yani. Aynen. E-kitap kalp ben. Kitap çok güzel bir şey. Ya fiziksel kitap olayın aynen diyeyim sanıyorum. Senin dediğin gibi ben de beğeniyorum, seviyorum, hoşuma gidiyor falan ama hala kitaplığımda 3-5 tane okumadığım ya da tekrar tekrar okumayı sevdiğim kitaplar duruyor yani. Yeni alacağım kitap tekrar tekrar yeniden almama gerek yok. Dediğim gibi ben 3 senedir falan kitap almıyorum, yeni kitap almıyorum.